Merhaba, Seiko Türkiye standındayız. Merhabalar öncelikle. Fuar gayet güzeldi. Bu sene normal geçtiğimiz senelere göre daha yoğun bir katılım vardı. İlgi daha yüksekti. Bu da tabii bizim motivasyonumuzu da bu anlamda arttırdı. Seiko standının normal fuar ortalamasından daha fazla bir katılımı, misafirci katılımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim çok güzel iki projemiz var. Bu da tüketici tarafından da, keza gözlükçü tarafından da oldukça beğenilen, takip edilen iki proje. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi Gözümün Değerini Biliyorum projesi. Tamamıyla tüketicilere yönelik göz sağlığı hakkında, göz sağlığımızın farkındalığının arttırılmasıyla ilgili bir farkındalık projesiydi aslında. Burada bir karanlık oda inşa ettik. Bu karanlık odada da açıkçası misafirlerimiz, gözlükçüler bu karanlık odayı deneyimlediler. Diğer bir projemiz ise bizim Baktığınız Yerler Yeşerecek projesi. Bu özellikle Tema Vakfı ile ortak işbirliğiyle yürütmüş olduğumuz bir proje. Bunun da oldukça tüketici tarafından da, gözlükçü tarafından da yüksek oranda bir beğenisi var ve takibi var. Peki nereden çıktı bu proje? Neden böyle bir şey düşündünüz? Ya bu projenin aslında çıkış sebebi şu, çok fazla firmanın rekabet ettiği bir piyasadayız. Ve artık biz yavaş yavaş camların kalitesinden, markasından, teknolojisinden ziyade camları göndermiş olduğumuz kutularla rekabet etmeye başladık. Yani hangi firma daha büyük kutu üretiyor, hangi firma camları daha şık kutularda gönderiyor gibi bir takım bir yarışlara girdik. Biz de geçen yıl bir karar aldık. Dedik ki sonuçta biz daha büyük kutu yaparak daha fazla ağaç kesmeye sebebi oluyoruz. Ve aslında bizim için Türkiye çölleşiyor diyoruz. Hatta bir dünya kağıt ithalatı da yapıyoruz. Ama nihayetinde tüketicinin kullanmayacağı, sadece gözlükçüden o ürünü alırken sadece bir imaj olarak eline aldığı ve daha sonra belki de çöpe attığı bir ürünü biz yapmama kararı aldık. Ve bu kararı alan ilk firmayız aslında sektörde. Biz bunun yerine ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Yani biz daha iyi kutu yapabilmek için ağaç keserken Seiko tüketici adına Tema Vakfı ile ortak işbirliğiyle Gaziantep Nur Dağı'nda bir hatıra ormanı dikiyor ve her Seiko alan tüketici adına da bir fidan toprağı dikiyor. Yani Seiko aldığınız zaman aslında dünyada dikili bir ağacınız oluyor gibi biraz da espiritüel bir yaklaşımımız var. Bu iki projemiz de bizim açıkçası oldukça beğeni topladı. Tabii Seiko her geçen gün Türkiye'de daha da büyüyor. Daha fazla tüketiciyle temas kuruyor. Daha fazla gözlükçüye ulaşabiliyor. Bu da Seiko'nun mevcut gücüne daha fazla güç katıyor. Peki optisyenlere fuarlara gelmeleri konusunda ne gibi bir çağrınız olur? Neden bu fuarlar çok önemli? Fuar bence sektörün kalbi. Herkesin, yani bir ürün almak zorunda değilsiniz. Ama burada aslında Türkiye optik piyasasının can damarı şu an burada. Bütün iyi firmaları hepsi burada. Bu fuara gelerek sektörün nereye gittiğine dair, sektörde sizin de söz sahibi olabilmeniz için kayıtsız da kalmamanız gerekiyor. Dolayısıyla biz optisyenlerimize yeni nesil bu mesleği bizden devralıp bizden sonraki kuşağa devredecek olan bu önemli jenerasyonunda daha fazla sektörün içerisinde olması gerekiyor. Daha fazla firmaları tanıması gerekiyor. Ürünleri daha fazla bilmesi gerekiyor. İşi sadece ticari olarak değil, gerçekten meslek insanı olarak bu fuarlara gelip o gözle bu standları, buradaki sergilenen ürünleri, anlatılan teknolojileri dinlemeleri gerekiyor. Bu anlamda da fuara katılım oldukça önemli. Faruk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.